Bu dersimizde hadis inkarcılarına bir soru soracağız. Sorumuza geçmeden önce bir giriş yapalım. Nisa suresi 113. ayette Rabbimiz şöyle buyurmuş. "Esta billah ve enzalallahu aleykel kitabe vel hikme. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Bu ayette Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama iki şeyin indirildiği beyan edilmiştir. Birincisi kitap yani Kur'an'dır. İkincisi de hikmettir. Diğer ayetlerde de peygamberimizin bu ikisini bize öğretmekle mükellef kılındığı bildirilmiştir. Mesela Bakar 151'de şöyle buyrulur. Nitekim biz içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi temizleyen size kitabı ve hikmeti öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir peygamber gönderdik. Bu ayette peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın bize kitaptan başka bir de hikmeti öğrettiği ifade edilmiş. Yine Ali İmran 164'te şöyle buyrulur. Onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermek suretiyle lütufta bulunmuştur. Cuma suresi 2. ayette şöyle buyrulur. Onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermiştir. Bakara 231'de şöyle buyrulur. Allah'ın size verdiği nimeti, kitabı ve hikmetten indirdiği şeyleri anın. Ahzab 34'te şöyle buyurduk. Allah'ın evlerinizde okunan ayetlerini ve hikmeti anın. Bu konuda daha başka gösterebileceğimiz ayetler de var. Ama meramımız anlaşılmıştır diye sözü uzatmıyoruz. Bütün bu ayetlerden şu hükümler çıkar. 1- Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselama Kur'an'la birlikte bir de hikmet verilmiştir. İki, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu hikmeti öğretmekle mükelleftir. Üç, bizler Kur'an'a tabi olduğumuz gibi hikmete de tabi olmak zorundayız. Bütün bu izahlardan sonra hadis inkarcılarına sorumuş şu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama indirilen bu hikmet nedir? Sakın bu Kur'an'dır demeyin. Çünkü Kur'an zaten ayetlerde hikmetten önce zikredilmiş. Kur'an'la hikmetin arası atı vavıyla ayrılmış. Bir parça Arapça bilen bu atı vavından anlar ki kitap başkadır, hikmet başkadır. Madem başkadır o halde peygamberimize indirilen ve bize öğretmekle mükellef kılındığı hikmet nedir? Eğer bilmiyorsanız şimdi biz size hikmetin ne olduğunu öğretelim. Ayetlerde geçen hikmet hakkında İmam Şafii Hazretleri şöyle der. Hikmet Resulullah'ın sünnetidir. Fahrettin Razi Hazretleri şöyle der. Hikmet Kur'an'ın tafsilatını ihtiva ettiği diğer şer'i hükümleri bilmektir. İmam Nesefi Hazretleri şöyle der. Hikmet sünnettir. Yine i̇bn Kesir ve İmam Taberi Hazretleri hikmet sünnettir der. Daha bunlar gibi onlarca alimin hikmete sünnettir dediği bilgisini nakledebiliriz. Şimdi Kur'an'a uyduklarını iddia eden hadis inkarcılarına deriz ki hani siz Kur'an'a uyuyordunuz? Bakın Kur'an size hikmete tabi olun diyor. Sizse hikmeti yani sünneti inkar ediyorsunuz. Kur'an'a uymak bu mudur? Eğer varsa insafınıza bırakıyor. Sevgili kardeşlerim bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde hadis inkarcıların çiğnedikleri 14. ayeti göstereceğiz. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.